Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Fahima. İlk defa izleyecek olanlar için kendimi tanıtayım. Adım Fahima Kadir İbek, 31 aydır ketojenik besleniyorum. Eski tiroid hastasıyım. Ketojenik beslenerek, Tibet yogası yaparak, doğru takviyeleri alarak ve tabii ki spor yaparak tiroidin pek çok yan etkisinden kurtulmuş durumdayım. Hoş geldiniz bu arada herkes. Merhabalar Zerrin Hanım. Bugünkü konumuz ketojenik beslenme ve meditasyon, hedef belirlemek. Kafa yapımızı nasıl değiştirebiliriz? Bir hedef oluşturursak o hedefe doğru nasıl ilerleyebiliriz? Bizi tokezleyen şeyler nelerdir? Ay bir de konuşamıyorsam çok heyecanlıyım. Çünkü bugünün konu gelebilirse, küçük çocukları var. Bir aksilik olmaz da gelebilirse. Gizem Köksal Aydın. Nereden tanıyorum kendisini? Ortaokuldan beri tanıyorum. Kendisi kuvvetli büyüdü. Ben Suudi Arabistan'da yaşarken o Küveyt'teydi. Ondan sonra Küveyt'ten sonra Türkiye'ye geldi. İstanbul'da buluştuk. Aynı okula gittik. Yıllarca sıra arkadaşımdı. İstanbul Üniversitesi işletme mezunu. İngilizce işletme mezunu. Ondan sonra tabii Türkçe biliyor haliyle. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça pek çok dil çok akıcı bir şekilde konuşabilen bir kişi ve sürekli kendini geliştiren bir insan. Çok da hayranlıkla uzun süre kendisini izlediğim bir arkadaşım. Çok yakın arkadaşım zaten. Her hareketini, her huyunu, sevdiği şeyleri de çok iyi biliyorum. Ve 11 yaşımdan beri hiç kimse bu kadar düzenli bir şekilde hem beslenmesine hem sporuna dikkat eden birisini görmedim, hatırlamıyorum. Yani küçük yaşta bile kendine çok iyi bakan bir insandı. Sonuçta anne babadan gelen bir şeydi. Çünkü annesi eczacı, babası diş doktoru. Hani ailenin çocuk yetiştirme tarzı da çok büyük bir etki yapıyor. Susuyorum. Bakayım burada. Evet geldi. Süper. İstek gönderiyorum Gizem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? İyiyim. Seni gördüm daha da iyi oldum. Peki seni tanıyabilir miyiz? Biraz tanıtabilir misiniz bari? Tabii. Şu anda Bahreyn'de yaşıyorum. Zaten duydum, güzel bir giriş yaptım benimle ilgili. Bir Orta Doğu çekiyor. Çünkü küçüklüğüm Kuveyt'te geçti. Ondan sonra Türkiye'de zaten seninle tanıştım. Ben işte Türkiye, sonra Rusya, şimdi Orta Doğu. Buralarda işte uluslararası markaların pazarlama komünikasyon stratejileri üstüne çalıştım. Aslında bir 18 yıllık bir profesyonel hayatım var ondan sonra. Fakat bunun yanı sıra da işte son 10 yıldır kişisel gelişime çok meraklıyım. Yani kişisel gelişim, bu meditasyona yoğunluk olarak daha çok oldu. Bunun yanı sıra Reiki yapıyorum. Reiki uygulayıcı sertifikam var. Kristal, yani doğal taşlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. En çok ama meditasyon alanında. Bu şekilde, çünkü bunların farkındalık yarattığına inanıyorum. O şekilde de hayat daha farklı deneyimleniyor. Ona inanıyorum. Böyle. Peki sen meditasyon konusunda nasıl ilgi göstermeye başladın? Şimdi deneyimleyince, meditasyon yapmaya başlayınca bir insanda bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Ve o farkındalıkla hayat daha başka deneyimleniyor. Yani hakikaten bunu yaşadıktan sonra çok daha iyi anlayacaklardır katılanlar. Şimdi insan dolana yönünce ister istemez farkındalığında bir artış oluyor. Ve bu hayata bambaşka bir boyuttan bakmanı sağlıyor. Ve ben işte farkındalık değiştiren bu deneyimin hep meditasyon ve şükür enerjisinden geldiğini tecrübe ettim kendimce. Ve bunu da başkalarıyla gerçekten paylaşmak istiyorum. Onlara böyle bu deneyimi yaşamaları için yardımcı olmak istiyorum. Hatta bundan dolayı da böyle şimdi küçük küçük çalışmalarım oluyor. Küçük gruplara meditasyon ve şükür çalışmaları yapıyorum. Hatta ilgilenen varsa mesaj atabilir bana. Seve seve yardımcı olmak isterim. Tamam. Peki diyelim ki ben konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Meditasyonu biraz bana açabilir misin?
Tabii. Meditasyon bilimsel bir zihni dinlendirme tekniğidir. Bir derin bir aslında şifalandırma yöntemidir. Meditasyon bir kere kesinlikle bir inanç sistemi değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani inanılması gereken bir uygulama değildir. Beden, zihin ve ruhun eş zamanlı olarak birlikte şifa bulduğu bir uygulama aslında, bir teknik uygulama diyebiliriz. Ve bu dünyanın çok saygın bilim kurumları tarafından da kanıtlanmış bir şey aslında. Ya bununla ilgili çok araştırma var, internette merak edenler bakabilir. Yani meditasyonun sağladığı faydalar bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ve günümüzde bilim insanları artık sağlığa bütünsel olarak yaklaşıyor. Zaten holistik dediğimiz şey de bu. Holistik bir yaklaşım içerisindeler. Dolayısıyla bu binlerce yıldır süre gelen bu koruyucu veya işte alternatif tıp dediğimiz uygulamalar, Batı tıbbından alınan tedavilere aslında bir bütünsel destek, yani bir bütünleyici destek sağlıyor. Birlikte çalışıyorlar gibi. Böyle umarım açıklayıcı olmuştur. Ve düzenli yapılan meditasyonun da gerçekten çok faydaları var. Arzu edersen ona da girebilirim, biraz bahsedebilirim bundan. Öncelikle günümüzde doktorlar stresin birçok şeyin, birçok rahatsızlığın, hastalığın kaynağı sebebi olarak gösteriyorlar. Ve meditasyonun strese iyi geldiği de yine bilimsel araştırmalarca kanıtlanmış vaziyette. Hatta stres ve stresin sebep verdiği başka şeylere de tabii doğal olarak iyi geliyor. Bunlar mesela enflamasyon, stresten kaynaklanan enflamasyona iyi geliyor. Kaygı, endişe, korku bunlara iyi geliyor. Bunları azaltıyor. Yorgunluğu giderir. Uyku kalitesini arttırır. Odaklanmanızı arttırır. Dolayısıyla bir konuya daha fazla böyle ilginizi verebilirsiniz. Konsantrasyonunuzu arttırıyor. Yaratıcılığınızı ve hatta sezgilerinizi ilerletiyor. Daha az yargılayıcı, bu ilişkilere yansıyor. İlişkiler daha iyileşiyor. İç huzur tabii ki kazandırıyor. Daha çok bilinen şeyi iç huzurdur ya, ama aslında bunun dışında işte bir sürü başka faydaları var. Ve özellikle burada altını da çizmek istediğim başka bir şey de meditasyon iradenin, duygunun ve tepkilerin kontrolünü sağlıyor. Ve bu bence müthiş önemli bir şey. Ve meditasyon sayesinde zihinsel bir disiplin sağlanıyor. Ve bu işte bağımlılıklarla mücadele etmek için, istenmeyen alışkanlıklardan kurtulmak için yardımcı oluyor bize. Mesela duygusal yemek yeme isteğiyle gelen yemek krizleri konusunda yardımcı oluyor. Sürdürülebilir ideal bir kiloya ulaşmak konusunda yardımcı oluyor. Beklenmedik konular, olaylar karşısında nasıl tepki vereceğimizi bunu dengeleyebiliyor. Gibi. Yani bu liste uzuyor. Bağışıklık sisteminden işte kalp çarpıntısına, kan basıncından yüksek tansiyona kadar devam ediyor. Hatta baş ağrısı, migrene iyi geliyor. Yaşlanma karşıtı tabii ki. Anti-aging hormonu çünkü salgılanıyor meditasyon esnasında. Yani fiziksel, zihinsel ve duygusal bir detoks gibi düşünebilirsiniz bunu. Böyle say say bitmiyor. Ne güzel. Peki konumuz ketojenik beslenme ve meditasyonun bize nasıl yardımcı olması? Ketojenik beslenme bilinen belki insanların hani ön yargıyla ilk duyduğu zaman yaklaştığı bir beslenme ama altında pek çok şifa yatıyor. Çünkü sonuçta şeker ve karbon olmadığı bir ortam yaratıyoruz ve o ikisinin olmadığı ortamda şifa bulmak çok rahatlıkla gelebilecek bir sonuç. Ancak o ilk adımları atmak ya da ilk adımları attıktan sonra belli bir yerde takılıp kalmak ve gerçekten de şekere ihtiyacı olmasa bile yeme bozukluğu olduğu için ya da eskiye bir hasret duyduğu için ya da herhangi bir sebepten dolayı ilişkilerle
ilgili bir sorun yaşadığın zaman en kolay elimizin yanlış yemeğe gitmesidir. Hani kendi o şekilde avuturuz. Yaşadığımız bir problemi çözemediğimiz zaman ondan daha büyük bir problem yaratıp oradan odağımızı diğer probleme yöneltip asıl çözmemiz gereken şeyden hani onun böyle nasıl derler halının altına saklayıp daha büyük bir problem yaşatıp kendimizle mutsuz bir hayat yaşamak. Yani kendimize zarar vermeye başlıyoruz bilmeden. Bu tür beslenme alışkanlıkları, duygusal yemek yiyen insanlarda hani duygusal açlık dediğimiz ya da yeme bozuklukları dediğimiz zaman ya da çok büyük bir adım atacaksak, büyük bir köklü bir beslenme değişikliği yapacaksak, bir hayat şekli değişikliği yapacaksak burada meditasyon nasıl yapılabilir ya da hedefleri nasıl belirleyebiliriz? Dedik ya odaklanmaya aslında yardımcı oluyor. İşte o hedefleri belirledikten sonra o hedeflere odaklanmak konusunda evet kesinlikle yardımcı olur. Bunu meditasyonun içerisine işleyebilirsiniz aslında. Yani çok farklı meditasyon çeşidi var. Çok bunları kalıplara da aslında sokmaya gerek yok. Herkes kendine ne daha kolay geliyorsa onu yapabilir. Ama mesela bir meditasyon sonunda o gün için kendinize hedefler koyabilirsiniz. O hafta için, hatta o ay için hedefler koyabilirsiniz. Ve işte düzenli yapılan meditasyon o odaklanmayı sağlıyor. Daha net görmeye başlıyorsunuz. Hedeflerinize daha net odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla daha size uygun seçimler yapmaya başlıyorsunuz. Yani o odaklanma aslında doğru seçimlere yol açıyor. O zaman senin dediğini toparlayacak olursak anladığım kadarıyla şunu söylemeye çalışıyorsun. Hedefleriniz ne kadar gerçekçi ise, günübirlik hedefler ise, küçük hedefler ise büyük hedefe ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Yani 3 ay sonrası için değil de bugün yaptığın şeyin 3 ay sonrasını etkilemesi gibi hedefler belirlemek. Yani böyle 20 kilo vermek değil de bugün sağlıklı beslenebilirsem o 20 kiloluk eksik rakamı görebilecek adımı atmış olurum gibi bir şey söyleyebilir miyiz peki? Yani hedeflerin gerçekten gerçekçi olması. Evet kesinlikle küçülterek elde edilebilir daha küçük yani hedefleri bölerek o hedefin daha elde edilir hale gelmesini sağlıyoruz aslında. Yani biz o hedefleri parça parça bölerek bütünde aslında o büyük hedefe ulaşılıyor. Ama işte o bir anda olmuyor. O bir süreç ama işte o süreçten de zevk alarak geçmek gerekiyor. İnsanın kendini dövmemesi gerekiyor bir taraftan da. Yani böyle oldu yapamadım. Büyük hedefler koyup hayal kırıklığına uğramak veyahut işte yani işte herkesin aslında bir potansiyeli var ve meditasyon da o potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı oluyor. Ve hedefleri de uygun bir şekilde bölerek aslında o potansiyelinizi her gün o tam potansiyelinizi yaşayabilirsiniz. Her gün o potansiyeli yaşarsanız uzun vadede zaten arzu ettiğiniz hedefe de ulaşmış olursunuz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ha Peki, başka sorularım var ama sen ilaveten başka bir şeyler söylemek istersen top sende. Seni dinliyorum. Tamam. Çokça gelen bir soru meditasyonu ne zaman yapmalı mesela veya ne kadar süre ayırmalı? Gün içinde aslında 20 dakika, 30 dakika meditasyon ideal. Bunun ama dediğim gibi kalıpları yok yani azı çoğu yok. Yani 10 dakika yapabiliyorsanız yapın, 5 dakika yapabiliyorsanız yapın. Ne kadar yani 2 dakika bile yapabiliyorsanız yapın. Yani denemekte çok fayda var ve yani faydasını göreceksiniz. Ama ideali 20 dakika ile 30 dakika ve mümkünse sabahları. Ama yine aynı şekilde sabah diye de şartlamaya gerek yok. Günün içerisinde öğlen olur, iş yerindeyseniz öğlen yemeği arasında bile olur, akşam olur. Sadece akşam şeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yatarak yatakta yapılan meditasyonda genelde eğilim uyuyakalmak. Orada da işte beden yorgunsa vücudunuza ihtiyacı olan şeyi aslında vermeniz gerekiyor. Demek ki bedenin o anda ona ihtiyacı var. Ama tabii ki bu çok her akşam oluyorsa da o zaman uyku düzeninize bir bakmanızda fayda var. Ama
Yani meditasyona başlayıp uyuyakalsanız dahi o meditasyonun faydasını alıyorsunuz. Eğer sabah diyelim yaptınız, ay bir türlü giremedim, hani derler ya, ay, giremedim bir türlü meditasyona, hissedemedim. Yine bile faydası oluyor yani. O çalışmaların mutlaka bir faydası oluyor, mutlaka geri dönüş oluyor. Fakat o geri dönüş meditasyon esnasında değil, gün içerisinde hissediyorsunuz işte onun faydasını. Yani gününüzü yaşarken hissediyorsunuz o meditasyonun faydasını. O yüzden ben kişisel olarak sabahları tercih ediyorum. Çünkü o zaman günüme daha enerjik başlayabiliyorum. Daha güzel, sakin ve güçlü bir zihin yapısıyla başlayabiliyorum günüme. Dolayısıyla ben sabahları tavsiye ediyorum. Ama kim ne zaman nasıl yapabilirse yapsın, denesin diyorum. Peki buraya kadar biz iki sorum olacak. Hani gece yatarken yaparsak ve vücut yorgunsa uyuyakalırsa zaten şey değil midir? Hani uyumadan önce nasıl beynini neyle meşgul edersen aslında uzun süre beyin onunla hala çalışmaya devam eder. Nasıl ki hani ezbere bir şeyler öğrenmemiz gerekiyorsa, yani ezberlememiz gerekiyorsa, sınav hazırlamamız gerekiyorsa, uyku öncesi onunla meşgul olduğumuz zaman, uyuduğumuz zaman bilinçaltı hala zaten orada bir zaman geçiriyor diye biliyorum ben. Hatalıysam lütfen düzelt bunu. Bir de en çok şu soru da gelecektir. Meditasyonu ne kadar süre yaparsam sonuç almaya görmeye başlayacağım. Evet. O zaman ilk soruna hemen döneyim. Uyku, bir kere meditasyon zaten uykunun yerini zaten tutmaz kesinlikle. Hani tabii ki o, ama etkisi mutlaka devam eder. Yani söylediğinde haklısın, yani onun o etkisi mutlaka devam ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Hani uykunun yerini tutmaz dedim çünkü uykuda beden dinleniyor. Fakat meditasyon yaparken zihin bedenle birlikte dinleniyor. Çok Yani güzel. biz meditasyon yaparken zihnimizi kapamıyoruz. Zihnin aslında açık, uyanık olması gerekiyor. Düşünceler geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Düşüncenin gelmesi çok doğal. Mümkün değil gelmemesi. Oluyor anlar. İşte zaten o gelip giden düşüncelerin arasındaki o an, o anları yakalamak. Bütün her şey o iki düşünce arasındaki anda oluyor. Ben bu konu hakkında çok konuşurum. Özellikle bu konuda. Ama işte o anları yakalayabilmek çok güzel. O yüzden de ne kadar yapmak gerekir, ne sürede etkisini görmeye başlarsınız, hemen. Hemen görmeye başlarsınız. Yani bir gün yapın, iki gün yapın, hemen görmeye başlarsınız etkisini. Güzel. Peki, benim sorularım bitti. Sen nasıl yönlendirirsen o şekilde devam edelim. Tamam. Valla dedik ya, birkaç farklı çeşit meditasyon tekniği vardır. Bunlardan bir tanesi de işte yönlendirmeli, yani rehber eşliğinde yapılan meditasyon. O tarz bir şey yapalım dedim ben, eğer uygun görürsen sen de. Hani benim yönlendirmem eşliğinde olacak tabii ki. Bu, ben şöyle düşünüyorum. Yani eminim hepimizin hayata dair işte sağlığımıza, sağlığınıza, kilonuza, enerjinize dair, ilişkilerinize dair hedefleriniz vardır. İşte bu hedeflerinize daha güzel odaklanmanıza yardımcı olacak bir topraklandırma meditasyonu yapalım diyorum. Niye topraklandırma? Çünkü topraklandığımız zaman daha net oluruz. Hedeflerimizi ve atmamız gereken adımları daha net görürüz. İşte bu kafa bulanıklığı olur ya bazen, işte o topraklama ona çok iyi geliyor. Dolayısıyla bunu meditasyona aktaracağız. Bu arada işte bu hedefler diyoruz. Ben de severim astroloji. İşte Ekim ayına da girdik. Yeni aya doğru gidiyoruz. Yeni ay hedeflere, yeni projelere, yeni hedeflere ulaşmak için, bu hedefleri koymak için çok uygun bir dönem. İlgilenenler varsa onu da araya da sıkıştırdım. Ve istiyorsanız yavaş yavaş başlayabiliriz. Sonunda mutlaka, yani bu meditasyon sonunda hedeflerimiz olacak. O yüzden zaten isteyeceğim sizden kendi hedeflerinizi düşünmenizi meditasyon esnasında.
Yavaş yavaş başlayabiliriz. Tamam, biz Benim sesim hazırız. net geliyor mu bu arada? Ben kulaklık takmadım çünkü. Yok, sesin iyi geliyor ama istiyorsan kameraya biraz oynatabilirsin. Tamam. Şöyle yapayım. Ses net geliyorsa o zaman böyle devam edeyim kulaklık Evet, takmadan. lütfen. Okey. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Ayakların düz bir şekilde yere basılı olsun. Öncelikle eğer çapraz duruyorsa ayaklarını düzelt, düz bir şekilde yere bas. Ve her iki ayağını da yere basarken ayaklarını hisset. Ayakların altını yere basarken hisset. Ayaklarına odaklan. Eğer ki şu anda bunu dinlerken yürüyüşte olanlar varsa ayaklarını yere daha sağlam bassınlar. Onu daha sağlam basarak hissetsinler ayaklarını. Çünkü belki bazıları evde değil, dışarıda yürüyor. Eğer oturuyorsanız da o zaman gözlerinizi kapayabilirsiniz. Vücudun dik ve rahat olsun. Ellerin rahat bir şekilde kucağında açık dursun. Omuzlarını, kaslarını yavaş yavaş gevşet. Şimdi oturduğun sandalyedeki ağırlığını hisset. Her nefes verişinde sandalyeye biraz daha yerleştiğini hayal et. Şimdi ayaklarının altından kökler çıktığını düşün. O kökler büyüyor, uzuyor aşağılara, içinde bulunduğun binanın temeline, oradan toprağa, yerin altındaki tüm katmanlardan geçip köklerinin dünyanın merkezine indiğini hisset. Şimdi derin bir nefes al burnundan. Ve o nefesi ağzından verirken bırak köklerinden o negatif duygular. Bu stres olabilir, endişe, öfke olabilir. Her neyse izin ver. Nefesini verirken bu köklerinden doğru çıkıp akıp gitsinler vücudundan. Merak etme, toprak ana bu negatif enerjiyi alıp pozitife çevirecektir. Şimdi köklerin güçlü ve sağlam. Düşünce ve duygular rüzgar gibi gelip geçebilir. Ama sen değişebilen bu duygular ve düşünceler tarafından sarsılmıyorsun. Bir ağaç gibisin. Dalların sallanıyor. Ama gövden ve köklerin sağlam, dayanıklı. Birkaç derin nefes alıp vereceğiz şimdi. Burnundan nefes alırken dörde kadar say. Sonra nefesi ağzından dörde kadar sayarak ağır ağır ver. Aldığın nefesin parlak bir ışık taşıdığını düşün. Her seferinde bu ışıkla içine sakinliği ve rahatlığı çekerken, her nefes verişinde ise stresi ve sıkıntıyı köklerinden dışarı atmaya devam et. Tekrar et. Sen nefes alırken bu ışık kalbine doluyor. Ve kalbinden tüm vücuduna yayılıyor.
Her hücrenin ışıl ışıl parladığını hayal et. Bütün vücudunu gezsin bu ışık. Aklına gelen düşünceler olursa takılma. Düşüncelerin gelişini izle. Kabul et. Ve sonra bırak o düşünceler akıp gitsinler köklerinden. Kızgınlık, üzüntü, hayal kırıklığı gibi duygular ortaya çıkabilir. İzin ver, çıksınlar. Sen sadece gözlemci ol. Şimdi niyet et. Bana hizmet etmeyen tüm enerjiler başımın tepesinden gelen ışıkla yıkanarak ayağımın altından toprağa gidiyor. Hücrelerim ve hücrelerimde tutmuş olduğum gerginlik temizleniyor. Ve ayaklarımın altından kök salarak toprağa akıp gidiyor. Negatifi gönderirken içindeki sakinliği ve oluşan dengeyi hisset. Ve bu duygunun keyfine var. Pozitif hisleri odağına getirirsen meditasyonun etkileri daha kalıcı olacaktır. Henüz gözlerimizi açmıyoruz. Gözlerimiz hala kapalıyken kendimize hedef belirliyoruz. Haydi hedeflerden ilki topraklama olsun. Çünkü topraklama çok önemli. Odaklanmak ve o kafa bulanıklığımızı ortadan kaldırmak için. Hedef olarak git doğada ya toprağa bas, çıplak ayakla yürü. Doğadan uzaktayım, şehirdeyim diyorsan evinde, iş yerinde buluyorsan çık, çıplak ayakla bas. Soğuk diyorsan evinde, ofisinde bitkilerin varsa onlarla haşır neşir olabilirsin. Yapraklarına dokun, kokla. Sahile gidebiliyorsan çıplak ayakla yürü. Suyun ayaklarını yıkamasına izin ver. Tuzlu su ve dalgalar çok güçlü bir temizleme ve yenilenme enerjisine sahiptir. Duş alırken de akan suyun altına girmek topraklama yöntemidir. Ve buna tuz ve bitki yağları ekleyebilirsin. Bu topraklama yöntemlerinde kendine en uygun olanını seç. Ve bir tanesini seçip uygulamayı hedefine koy. Belki yarın. Ve ikinci olarak hedefinde ketojenik beslenme ile ilgili olsun. Bu bir günlük hedef, bir haftalık veya bir ay boyunca kendine her gün tekrarlayacağın bir hedef de olabilir. Örneğin, ketojenik beslenme hakkında güzel bir araştırma yapacağım. Bu hafta sonu arkadaşımın davetinde gideceğim ama tatlı ikramlarına hayır diyeceğim. Veya şeker ve karbonhidrattan uzak duracağım. Bütüncül sağlık konusunda bilinçleneceğim. Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalabilmek için bunu bir yaşam biçimine çevireceğim. Sabahları berrak bir zihne uyanacağım. Spor yapabilecek kadar enerjiye sahip olacağım. Kilomu dengede tutacağım. Kendimi genç, sağlıklı ve enerjik hissedeceğim. Senin kendine özel ketojenik beslenmeyle ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarınla ilgili ulaşmak istediğin hedef varsa onu odağına getir. Evet. Zihnini ve bedenini rahatlattın. Hedeflerini belirledin. Şimdi yavaş yavaş omuzlarını hareket ettirebilirsin.
Başını sağa sola çevirebilir, parmaklarını, ellerini oynatmaya başlayabilirsin. Ve yavaşça hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Yarın yeni güne, yeni hedeflerinle uyan ve mümkünse kendince bu meditasyonu tekrarla. Hissettim ama bunu. Bayağı yoğun bir Ya. şekilde. Evet. Senin de sesin yardımıyla adım adım bunu bayağı derin hissettim. Güzel, çok sevindim. O Umarım yüzden devam. zaten konuşamadım. Evet, zaten evet, çıkışlar genelde böyle biraz zaman alabiliyor. Ama umarım beğenmişsinizdir bu küçük meditasyonumuzu. Hatta şu anda nasıl hissediyorsunuz? Hissedenler ne hissediyor? Belki yorumlara Evet, Saliha Hanım harikaydı diye yazıyor. Harika diye yazmışlar. Tabii biraz zaman istiyor ayırmak. yazabilirler. Kesinlikle. Ama ben yoğunlukla hissettim. Omzumda, başımın çevresinde böyle sanki belki abartmış mı olurum bilmiyorum ama böyle bir bulut içerisindeymişim gibi bir his uyanıyor bende genellikle meditasyon yapıldığı zaman. Bir de topraklama yaparken şu anda belki yüksek sandalyede olduğum için hani sadece altındaki barda ayaklarımın bir kısmı duruyor yani yere değmediğimden dolayı. Ama vücudumun ağırlığını sandalyede hissettim dediğin gibi. Belki ayaklarım tam sabit olmadığı için dizlerim de titredi. Bilmiyorum bu normalde olan bir şey mi yoksa oturuşumdan kaynaklanan bir şey mi? Hafif dizlerimde böyle bir şey hissettim. Olabilir yani, hani çok böyle evet olan bir şey diyemeyeceğim. Herkesin tecrübesi çünkü çok farklı olabiliyor. Kesinlikle. Serap Hanım demiş, çok iyiydi. Tüm enerjiyi hissettim. Karıncalanmak, karıncalamalarla beraber diye Olabilir, söylüyor. evet. Çünkü enerji noktaları da aslında harekete geçiyor. Aha, okay. Her şey aslında evet. Bir vibrasyon, Peki. her şey bir titreşim. Titreşimle ilgili. Aa, evet, mantıklı. Peki, yansıma 9 teşekkür ederim deyip kalp göndermiş sana. Nur Kuru 52 harikaydı diye yazmış. Bir sürü kalp atan var. Teşekkürler. Çok sevindim. Bu çok çok temel bir meditasyondur. Günün herhangi bir saatinde ihtiyaç hissettiğinizde kendi kendine yapabileceğiniz bunu kendi kendinize aslında nefes alıp vermeyi, işte köklerinizin yerin altına indiğini hissetmeyi, işte bunları aslında kendi kendinize yapabilirsiniz ve günün herhangi bir saatinde bu zihninizi açmanıza yardımcı olur. Bence çok Ve 20 dakika sürmedi yani. Çok uzun sürmedi. Hani odaklanabildiğin sürece bence çok uzun olması gerekmiyor. evet, Sadece kesinlikle gerekmiyor. Evet. Yani dediğim gibi. kısa tutabilirsin. Kısa tutabilirsin. Sonuna da mesela dediğim gibi hedefleri ekleyebilirsin mesela. O tamam, yani kendiniz şekillendirebilirsiniz onu. Nasıl size uyuyorsa, neden daha çok fayda gördüğünüzü. Ben hedeflerimde tabii önce meditasyon eklerim. Topraklama olmazsa olmaz gibi. Her gün yapmaya çalışacağım. Ondan sonra diğer hedefim çocuklarıma daha fazla vakit ayırabilmek. Ondan sonra tabii ki beslenmeyle ilgili hala bir sürü öğrenmemiz gereken şey var. Her gün bir şeyler okumak, bir iletişim halinde olmak, bu beslenmeyi yapan grupların içerisinde olmak, bütün yazıları okuyabilmek, kendine arkadaş edinmek, sürekli her gün şunu yaptım, bunu yaptım, sen ne yedin şeklinde hani bir dayanışma içerisinde kalabilmek ya da çok bilgiliysek yeni başlayan birisine gerçekten de takıldığı yerde yardımcı olmakla beraber ona motivasyon verirken kendimiz de sağlam durmayı öğreniyoruz. Bir sürü hedef geldi aklıma. Bazıları uzun süreli, bazıları kısa süreli ama gerçekten netlik kazanabiliyor insanın kafasının içerisinde ve çok iyi hissettim kendimi. Çok teşekkür ederim. Peki seansı bitirmeden önce eklemek istediğin bir şey var mı? Yani ben çok teşekkür ediyorum Fahimacığım, beni burada konuk ettiğin için. Sen bahsettin ama Fahima benim çok eski, çok sevdiğim arkadaşım. İçi dışı bir, çok güzel bir insandır. Burada da çok güzel şeyler yapıyorsun Fahimacığım. Tamam. Sağ olsun.
Tayma beni sizlerle buluşturdu. Benim amacım insanların daha kaliteli bir yaşam sürmesine, farkındalıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmak. Sana da bana bu fırsatı bu platformda verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne demek, rica ederim. Sen de ailenle, işinle ve normal koşuşturmanın içerisinde bize vakit ayırıp geldiğin için sana ayrıca teşekkür ederim herkes adına. Seni tekrar görmek çok iyi geldi. İnşallah yine görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Çok Öpüyorum. teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay.